burada çok sayıda yanlış var bir kere Türkiye'yi yani tabii ki bu tweet'in Türkiye'deki kutuplaştırmayı giderici bir yönü olmadığı hatta artmasına katkıda bulunduğu muhakkak ama Türkiye'nin kutuplaşma meselesindeki temel olayının e, çok dar bir imkan içerisinde ancak sosyal medya kullanarak e, varlığını sürdürmeye çalışan genç bir tiyatro ya da oyuncu olmadığını biliyoruz. Türkiye'de kutuplaşmanın esas merkezinin siyasi iktidar olduğunu biliyoruz. Kıyaslandığı zaman siyasi iktidarın sözcülerini ki başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun medyasının ve o medyada yer alan insanların ve o medyanın eteklerinde yer alan, siyasi iktidarın eteklerinde yer alan her türden şahsiyetin Türkiye'nin kutuplaştırmasındaki aleni ve süren ve bitmeyeceği belli olan e, tutum katkıları ortadayken, böyle bir şeyi Türkiye'nin temel meselesi olarak koymak başlı başına bir sorun. Tabi üslup da bir sorun. Haddini bildirmek ve bu adam denmek e, denmesi e, burada çok açık söylemek lazım. Buradaki yapılan şey küstahlıktır. Kim olursa olsun, bir gazeteci, ne kadar güçlü olursa olsun, nerede yazarsa yazsın, bu tür şeyleri, bu tür üslubu bence konuşamaz. Ne kadar haklı olursa olsun, kendini haklı hissederse hissetsin. Böyle bir şekilde kim olursa olsun bu adama e, deyip, birilerine haddini bildirmek e, diye bir şey, haddini bildirin diyemez. En fazla belki şöyle bir şey olabilir. Doğrudan siz o kişiye yönelik olarak, diyelim ki burada Barış Atay, ey Barış Atay haddini bil, belki diyebilirsiniz, o da belki. Haddini bilmek yine burada gazetecinin kendi haddini bilmemesidir bence.